Bu maç acayip bir kalite. Sevmediler bu maçı futbolu samanlığa çevirenler biliyorum. Ronaldo'yu oynatıp oynatmayacağını düşüneceğine maçın hakemine baksaydın. İki tane gol atarak tahrik etti bence yeteri kadar zaten. O belki de o en Mbappe dağıtacak. Evlatlar arasında, arasında ayrım yaptı. Ayrım yaptın iyi bir baba değilsin. Gel İstanbul boğazına kardeşim. Eyvah. Çağrı Gel. var. Fırat Güne Erdal Cristiano Ronaldo'ya açık çağrı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ey Fernando Santos. Arnold Santos Abi sen, adam mıdır peki? Haddini bil ya. Migros TV hoş geldiniz. Dünyanın futbolunda Fırat Güneyer'le Katar 2022'yi artık yarı finalleri, 16 ve çeyrek finalde yaşanan büyük hayal kırıklıklarını, zaferlerini ve daha birçok detayı konuşacağız Fırat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Vallahi e, moralimiz bozuk tabii. Cristiano Ronaldo'nun e, yaşadıkları, evet. vedası, Brezilya'nın Vedası. Ee, tabii beraberinde Hırvatistan ve Fas'ın uzun uzun yıllar anlatılacak müthiş hikayeleri. İçinde hem acı var hem sevinç var. Kröft'le gelmişsin. Ben de, fan kral 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 de geldim. Hollanda. Luis Fangar bile bu kadar bence Hollanda'yı sevmiyor. Bizim sevmiyordu. kadar sevmemiştir evet değil mi? Abi, çok kötü değişiklikler yaptı. Hocaların bence hocaların hatalarının damgasını vurduğu bir e, Dünya kupası oluyor. Hepsinin yani. Çok acayip işler yapıyorlar. E, hep böyle yıllardır biz hocalar çok önemli. Hocalar ee, takımları yükseltiyor diyorduk. Klopp, Guardiola falan. Burada milli takım hocaları çok sınıfta kaldı ya bence. Herkesin de gözü aydın bu arada. Ronaldo gitti. Gitti. Ee, ağlıya Al, ağlıya gitti. Arjantin devam ediyor. Tabi Arjantin'le ilgili konuşacağız. Konuşacağız. Arjantin'le ilgili e, sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle manevi <laughs> anlamda. Son Hollanda <laughs> maçı bugün denk gelmedi. Bilerek böyle Hollandalı efsanelerle hmm. sevgili Fırat'la geldik. Hollanda maçında yapılanlar hem oyun içerisinde hem bitiminde hem evet. o penaltılar bittikten sonra git sevinçini yaşa kardeşim. Hollanda'nın çok tarih ettiğini söylüyorlar. Neyin ben anlayamadım. Hollanda'nın çok tahrik ettiğini, söylüyorlar. Çok Büyük tahrik tahrik ettiğini söylüyorlar. Yani Hollanda'nın aslında ne yaptığını etti. İşte penaltılara giderken Hollandalı oyuncular biraz sataşıyor, atışıyor ama ne olursa olsun daha Messi golü atar atmaz gitti Van Gaal'ın önünde kulaklarını açtı falan filan. Gereksiz bir Arjantin bence gereksiz bir tribe girmiş yani. Böyle bir Arjantin biz Arjantin niye seviyoruz? Maradona yüzünden seviyoruz. Renkleri güzel. Çok acılar çekmiş bir halk. İşte diktatörler ezmiş. Ona isyan etmişler. Hep mağduru oynamış bir hı hı. halk. Yani ezilen bir halk daha doğrusu. Ezilen bir halkın içinden de Maradona gibi bir deli çıkmış ve her şeyi isyan etmiş. Yani hem ezilen hem isyankar. Bu tavır biraz yukarıdan bakma tavrı yani. Böyle devamlı bir nasıl yendik gördünüz mü? Şudur budur yok. Röportaj yapıyor ve görsel aptal Şimdi diyor falan. Şimdi onu soracağım. Onun mesela detayı nedir? Orada kendisi flash yapıyor. Kendi ülkesine hı. mi yapıyor artık? hangi ülkenin yayıncı kuruluşuysa. Vegors geliyor karşısına. Orada tam ne oluyor ki? Her şeyi bırakıp ona odaklanıp aptal diyecek kadar. Vegors'un yani. maç içerisinde onları tahrik ettiğini söylemiş daha sonra Messi. İki o tane yüzden... gol atarak mı? İki tane gol atarak tahrik etti bence yeteri kadar zaten. 10 dakikada eleniyordu Arjantin. Orada hocaya yazıyor bunlar bu arada tabii. Yani e, şimdi sonuç itibariyle Vegors gibi bir silahın var. E, maç başlamış ve hiçbir şey yapamamışsın her zaman olduğu gibi. Tüm turnuva boyunca hiçbir şey yapamamışsın. katlanıyorsun mesela. Evet ve ee, oradaki hani oyunu vermişsin, maçı vermişsin, Messi'nin insanlık dışı bir asist yapmış, acayip gol 2-0 olmuş falan. Artık senin yapacağın şey belli. Yani topla gidemiyorsun. Bari fiziken adamlara göre üstün olduğun tek alan fizik. Onu kullanman lazım. 75'e kadar, 80'e kadar Vegors'ta almıyorsun. Girer girmez nasıl fark yarattığını görüyorsun. Bir gördün. de çalıştırmış. Vegors'ta evet. öyle diyor. Evet. Attığım son golü çalıştık biz diyor. Ve tabii şey de var. Yani ya ne zaman deneyecekti acaba? Yani. Hollanda'nın hocası da, pardon, Arjantin <laughs> hocası da Van Vangelin yaptıklarına hiç karşılık vermedi. Hatta uzun boylu stoperini çıkardı, kısa boylu stoper girdi. Oğlum karman çorman bir şey oldu. Resmen 2-2 iki iki yaptılar ve Vegors tarihe geçiyordu. Yani dünya kupası tarihine eğer eleselerdi çok uzun yıllar vegorstu konuşurduk biz. hem attığı gol, attığı gol dışında bir de çok hırslıydı. Yani geriye geldi. Genel özelliği geldi. De o, oynadığı evet, bütün evet. maçlarda çok hırslı yani. Bir şey yapamasa bile o olduğu yeri karıştırabilecek özellikleri var. Var. E, Hollanda'da çok yani genel Hollanda'nın bu bu dünya ki bir numaraya koyduğun özellik ne deser ben ruhsuzluk derim. Yani garip bir umursamazlık, ruhsuzluk var ve bu tarz adama çok ihtiyacı varken yani hiç oynatmaması doğru düzgün, 11'de oynatmaması, maç içerisinde çok fazla şans vermemesi. Hoca yazar. Adam tek başına dengesini bozdu yani şeyin. Ee, Arjantin milli takımının dengesini bozdu. O yüzden de açıkçası hani Beşiktaşlar da çok mutlu oldu. Ve Goals on Fire adımda evet. iki tane gol atmış olması gösterdiği hırs. Ee, çok şey konusu yaşandı hani sezon sonu gider mi gitmez mi. tabii bir piyasaya çıktı tekrardan gösterdi kendini. Yani ne kadar büyük bir golcü olduğunu, önemli bir isim olduğunu gösterdi ama... Arjantin'in tavrı bu kadar sert olması, bu kadar bizim sevdiğimiz Arjantin'e göre biraz daha farklı olması ki Arjantin severler de savunuyor. Kardeşim ses çıkarmayınca sessiz diyorsunuz Messi için. İsyan edince kızıyorsunuz falan. Bu isyan etmek değil ki. Şimdi İsyan değil bence bu. Şimdi isyan mı değil mi bilmiyorum ama bu iş başladığından beri, bu turnuva başladığından beri, öncesinde de bir Arjantin, Messi'nin son Dünya Kupası, Sanki evet. sadece onun son dünya kupasıymış gibi genel bir psikolojik algı var. Var. Tamam mı? Bunun sonucunda da evet işte küçük şeyler hakem trikleri olmuş mudur? Geriye hmm, dönüp hızlı hızlı bakıyorum. Oldu. Devam etmesi istenmiş midir? Arjantin'in, Messi ile Arjantin'in istenmiştir. Bu işin pazarlama tarafı var, PR tarafı var. İkisinin son dünya kupası olması var. E bari yapsaydınız o zaman. Madem baştan aşağı birçok kişinin taraflı tarafsız organik görmediği bu dünya kupasında finali de o zaman Ronaldo ile Messi oynatsaydınız o dünya ünlü markanın daha hiçbir şey başlamadan yaptığı satranç tahtası reklamı gibi. Şimdi o satranç tahtasının bir tarafında sen de buna benzer bir tweet attın. Hmm. belki de o masayı en bambe dağıtacak. Konuşacağız. Şimdi bilmiyoruz ama yani Arjantin bana çok antipatik geldi. Sadece bu maçta değil. Saha içinde yaptıklarınınla da. Evet. Yani, yani mesela o... O Laos sen de aynısını düşünüyorsun. Hmm. Ben de burada söyledim. Hmm. Bence dünyanın şu anda en iyi hakem. Evet tartışmasız. Kolinadan yani sonraki en iyi hakem. Ama maç içinde Allah var. Hiç de doğru kararlar veremedi. Ben ufak Muhteşem ufak. yönetim yazdım. Millet ciddi almış. Hani muhteşem. Evet, okudum ben. Anladım tabii evet. onun Ne anladığını tamam. söylediğini. Evet, ben bir daha ironi yapmayacağım. Sana kırıklıkta. bir şey soracağım. Çok bana Yedek ya. kulübesine o şiddette maç devam ederken öyle bir gerilimli maçta vurmanın cezası nedir? Orası Katar orada... olmasa taraftarların da %70'i suni olmasa herkes aşağı iner. Evet, evet, çok acayip. Orada işte çok normal. Atamadın olmuyor. ama. Atamadı yani kırmızıyı At gösteremedi. Atamadı. Norm... E, abi şey de garip. Yani Pepe Dün isyan etmiş maçın hakemini. Arjantin'di. Mesela olamaz Arjantin. Mesela Portekiz-Fas hani yani. maçının hakemini Arjantin'di. Bu şey gibi bir şey yani. Hani şimdi dünyadaki her Arjantinli Portekiz-Fas eşleşmesinden Fas'ın çıkmasını ister. Her, herkes ama yani. Ya bir tane yoktur değil mi evet, Arjantinli? Herkes Portekiz ama. Yani, çıksın diye yani. Ve sen onun hakemini ne olursa olsun ben ah, hakemdir pardon. Pakistan forması giyenler vardır. Ha evet. Yani oradaki ya onlar bile değildir ya. Onlar bile görmek ister Portekiz oralarda. Yani şimdi bu kadar fazla Arjantin gibi sempatik takım üzerine Arjantin kullanıyor kullanıyor. Hiç Arjantin'e uyumu değil. Az önce anlattığım hikayeden dolayı. Arjantin çok ezilen bir halk. Arjantin çok sömürülen bir halk. ne yazık ki Arjantin'de 80'lerde 70'lerin sonunda Dünya Kupası yapılırken 350 metrelerde işkenceler yapılmış insanlara muhaliflere onlara bunlara yani onlar saklanmış bir sürü şeyler olmuş Arjantin hep mağdur olmuş bir halk ve biz de bu yüzden seviyoruz Arjantin'i ve Maradona gibi bir isyankar bir adamla sahneye çıktıkları için şimdi sen bu kadar fazla her yerde koruyor gibi gözükünce hı hı. işte sempatikliği yavaş 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 sona erdi yani ben severim Arjantin i. hep de ilk günden beri Arjantin tuttuğumu söylüyorum ama ben de açıkçası bu kullanıyor imajından rahatsızım sen onun hakemini Arjantin yapamazsın ya. Bu çok acayip. Yok kalmadı ya. Şey. Unus mu kalmadı? Evet evet. Verecek hakem mi kalmadı bu seviyede? Değiştirilmesi lazım. Yani büyük ihtimal şey diyecekler. Öbür maç 12'den sonra bitti. Uzadı vesaire oldu. Zaten maçın hakem belli diyecekler ama yedekli gideceksin o zaman. Yani o Arjantin hakemi oraya koymayacaksın. Ya e bu da tabii Portekiz Futbol Federasyonu ve Portekiz'in o sürekli aynı takım elbiseyle ve saçlarını sanki 6 gündür, en az 6 gündür yıkamıyor gibi gözüken hocası da bu işlerde feveran edecekti. Şimdi bizim evet. bizim yani düşünsene Türk milli takımını düşün. Başında Fatih Hoca var. Tabi tabi. Atıyorum böyle Müsaade bir şey etmez. var. Bu duruma gelmişsin ortalık ayağa kalkar Yani. Aslında Türkiye'de yani Ronaldo'yu oynatıp oynatmayacağını düşüneceğine maçın hakemine baksaydın. Türkiye Fortekis teknik direktörü. Türkiye sosyal medyası da izin vermezdi. Türkiye sosyal medyası sert bir dünyada önemli bir yerde biliyorsun. Yani <laughs> organize olup FIFA, UEFA'yı bombalarlardı onlar biliyorsun. Hashtag. Hashtag? Hashtag ne? hakem istemiyoruz. hakem istemiyoruz. <laughs> <laughs> ama işte orada çok zayıf kaldı Portekiz. Öyle bir kültürleri de yok tabi sosyal medya üzerinden. Portekiz'e gittiğim zaman ben bakıyoruz bazen programlara falan. Çekim makine yapıyoruz bir şeyler kimse yok. Kullanmıyorlar ya öyle bir kültürleri yok. Bu imaj çok Arjantinli, e, Arjantin'e çok yakışan bir imaj Bu değil Bu imaj Arjantin'i bence bitirecek. Ee, göreceğiz iki tane maç kaldı ama şeyi sormak istiyorum sana hemen hızlı bir geçiş yapalım. Çünkü daha üç tane ayak daha var, evet. birbirine bağlı da bir sürü hikaye var. Hırvatistan, Brezilya. Şimdi biz burada konuşurken, hmm. e, evet sürpriz olabilir mi? Olabilir. Ama yok ya dedin. Hatırlıyorum en son. Çok yani Brezilya yani. da Brezilya da ne yapar eder? E, üste çıkar dedin. Burada da hoca hatası var tabi. Çiçe orada hmm. bıraktı da galiba, söz verdiği gibi. Bırakacak abi. Bırakacak. Sen bu kadar başarısız olursam bırakacak. Şimdi turnuvanın en güçlü, Elancı ile turnuvanın en güçlü takımı. 10 kişiden 8'inin banko final oynar diyeceği, evet. en az 6'sının da alacak bu kupayı diyeceği İşin bir takım gitti. Oyun anlamında da yine iyilerdi yani. Çok kötü değillerdi. Yani bu turnuvanın bence fiziği ve tekniği zirvede olan iki takımından biri. Biri, biri. Brezilya, Fransa, Fransa. Biri Brezilya'ydı. Yazık oldu. Ee, Hırvatlar çok inatçı bir takım. Tabii. Üst üste ikinci kez belki de finale gidiyorlar. Orada bir not da aldım. 2014'ten beri ya da 2018'den beri eleme maçları hariç galiba hiçbir maçı 90 dakika bitmemiş. O maç uzuyor abi. Hep bir sinir var bir uzatma. Uzatıyor. Hep 90 dakika uzatmalarda hep penaltılar. Çok acayip bir penaltı kültürü var. Bunu da yine ben ülke kültürüne bağlıyorum. Oynayanların, adamların hepsi savaşta doğdu. Savaşın ortasında doğdular yani ve mücadeleyle geçen bir hayat. Bu Piyaniç'in hayatını da okumuştum ben. O da aynı şekilde. Yani maç yapıyorlar. Ee, anne baba mesela taşınma kararı alıyor. Evi topluyorlar. Bir gün sonra o taşındıkları yeri bombalanıyor mesela uçaklarca falan. Yani hep böyle bir işte Elvir Baliç'in hayatı, için hayatı. Mesela Elvir Balic'i kasap e, kamyonuna sokuyorlar ve öyle kurtuluyor. Yoksa öldürecekler mesela. Yani hep böyle bir ölüm korkusu yaşayan çocuklar ve o durum onların biraz bence hayat şeyinde etkilemiş vaziyetten. Bak dünyaya abi, abi şımarık Hırvat yok mesela yani. Şımarık, şımarık böyle havalı. Hep derdi olan disiplinli evet, biraz da yok. içine kapanık. Sırt da yok. Ya onlar savaş, ya savaş ortamında doğmuşlar ve bu durum bence hayatlarını etkilemiş. Acayip inatçılar, acayip mücadeleciler, acayip hani bitti denilen hepimizin bizim de bitti, ben de dedim yani artık Modric'lerle onlarla bunlarla olmaz dediğimiz şey Modric bir anda çılgın gibi oynamaya başlıyor abi. O disiplin durumu maçtan vazgeçmeme durumu Hırvatları bir karakter kazandırmış vaziyette. Ya bir takım 2018'den bu yana oynadığı bütün maçları uzatmaya götürüp ve bütün uzatmalardan da galip geliyorsa bu tesadüf değildir. Hadi inşallah darısı yarı finale ve finale <laughs> Çünkü artık yani iki kere arka arkaya 10 evet. sene içinde ve senin anlattığın süreçte Hı -hı. hepsini uzatarak belli bir noktaya geldilerse hatırla sezon başını Suudi Arabistan için dediğimi söylüyorum. Buraya kadar geldiysen evet. en kötü final hak ediyorsun. Geçen sene final geçen finalde final biliyorum. abi bu kadar finalde oynuyor, yarı finalde oynuyor tesadüf olamaz ki. Bir futbol kültürü var adamların zaten. İşin teknik boyutu var. işin topun arkasını geçmeyi çok iyi biliyorlar. Savunma yapmayı çok iyi biliyorlar ve şunda çok maharetliler eğer yakaladıkları zaman kaçırmıyorlar yani. Mesela Brezilya'nın hocası orada hatalı. Sen şimdi uzatmalarda atmışsın. Neymar'ın attığı gol de yani güme gitti ama muhteşem bir gol attı. Yani orada Hırvat oyuncu omuzu vuruyor. Düşerken o çalıma atıp düşmemesi, devam etmesi çok büyük iş Neymar'ın adına. Ama sen Hırvatistan gibi tam çetin ceviz bir takımı uzatmalarda öne geçmişsin. Abi 118'de, 117'de 4-3 falan yakalanıyorsun. Sen ha. Brezilya'nın öyle bir hastalığı var. Yani bir topu kontrol edeyim kapanayım demiyor. Kopartamadı Brezilya Kopartamadı. maçı. Çok rahat fişi çekebilecek pozisyonlar yakaladı ama tabii orada hani spikerin de maçı anlatırken Hı -hı. belki 100 bin kere söylediği gibi orada bir Livakovic gerçeği çıktı ortaya. Yani kaleci Hırvat kaleci dedi ki bugün ben sen ne yaparsan yap. kopa Copacabana'yı getir buraya. İşte siz Bütün onu, Brezilya halkını getir. Ben seni eleyeceğim dedi. Siz onu o kaleci zannediyorsunuz. O kaleci de o kedi o. Heh, şimdi oraya geleceğiz. <laughs> Alma mazlumun ahını çıkar. Aheste aheste. Şimdi, şimdi, i̇ki gün önce değil mi? İki gün önce bir gün önce. Maçtan bir gün önce. basın, bir gün basın, önce. Basın toplantısında Brezilyalı e, tercüman basın toplantı odasında masanın üstüne kediyi aldı. Kimiz şey diyor doğru bir şekilde attı diyor. Yani ensesinden tutarsan kedini acımaz falan diyor. Doğru enseden tuttuğu zaman kedi acımaz demeyeyim de hareketsiz kalır. Onun ensesi şeydir hassas noktadır. Kedi aşağı attı. tabi ee, tabii çok da savunan olmuş. Ama o gün bas toplantısında da insanlar aa diye çığlık atıyor. Yani şaşırıyorlar çünkü. İlk, ilk intiba benim için önemlidir. Evet, orada ben izlediğim anda iriti oldum. Evet, Bu evet, kadar evet, orada yani. attı. E ee, tabii şöyle bir dünyanın yazılı olmayan kuralları arasında şu var biliyorsun kedilere kötü davrananlar başarılı olamazlar. Yani başlarına bir şey gelir. Ben o kedinin ruhu diye bir tweet de attım. Çok da tepki aldı. Brezilya sevenler kızdılar. Hani şeyi anlamıyorum ya. Ben e, ülkemiz için de üzülüyorum bu arada. Yani onun tabii ki bir ironi olduğu, şaka olduğu, yarı şaka yarı ciddi. Yani kedilere aslında oradaki mesaj şu. Kedilere iyi davranın kardeşim. Yani hmm. orada oraya bağlamak için ama Abi çok büyük öfke var ya. Sen attığın efendim, tweet üzerine mi? Evet vay efendim nasıl böyle bir şey dersin. Teknik anlatanlar var, kalecinin performansını anlatan var. Modric'in pas yüzdesini falan yazmışlar sen. Şeye inanan bir grup var değil mi? Ve bayağı da sayıları fazla tabii. Üzülerek söylüyorum çünkü bizim geleceğimiz için çok hayırlı Hı -hı. bir şey değil bu. Mesela gerçekten senin o attığın tweet'ten sonra o kedinin gerçekten reenkarné olarak e, yani kalecinin içine girdiğine inananlar var değil var. mi? Var. Yani o kedinin Ha bir de şey var. O kedi, kedi... yaşıyor. Kaleciden insan. Ya bir de şey muhabbet çok dön. Yani gerçekten kedi yüzünden oldu bu falan deyip hani bunu ciddiye alıp vay efendim bunu nasıl dersin? İşin tekniği var. Koşu mesafesi çocuğun bir Twitter'da koşu mesafelerini yazmış falan filan. Kedi yüzünden değil diyor. Bak diyor koşu mesafeleri. Abi siz ne anlatıyorsunuz? Ya bu kadar ciddi almayın. Oyun bu, şaka yani. Hani oyun oynanıyor. Artı ciddiydim. kedi yüzünden oldu? Ben de aynı fikirdeyim. Kedi yüzünden oldu. Kim nasıl anlıyorsa anlayabilir. Bir satırda e, Luka Modric'i konuşmadan olmaz. Adam e, hani i̇şte e, e, biri, birilerinin, olunca, birilerinin son dünya kupası ise onun da son dünya o, kupası. Işte çok arkada kaldı o şey yüzünden Messi, Ronaldo hikayesi yüzünden ama çok büyük saygı duyuyor. Abi baksana adamın kariyerine, şampiyonlar, ligleri, o Real Madrid'i yıllardır işte Hırvatistan'da kazandığı şeyler falan. Abi büyük oyuncu ya ve vazgeçmeyen oyuncu işte o da. Tam bir Hırvat kaptan yani. Vazgeçmiyor onlarda öyle bir hastalık var abi. Kaleci vazgeçmiyor, stoper vazgeçmiyor. Forveti gidiyor atıyor. Bu çok uzun yıllardır böyle yani. Bu bir tesadüf olamaz. Peris rağmen müthiş oluyorlar. Evet. Yani. ve çok da saygı duyuyorum ben. Yani Hırvatistan'ın bu direnmesi, bu vazgeçmemesi sağ içinde Brezilya bile olsa hani biz ne olursa olsun bize şey vardır mesela ya elerler bizi falan. Hani o düşünce vardır. Birçok ülke için vardır hiç öyle değiller. o son dakika golü çok acayip bir gol yani. O muzevi bir gol. E bir Kültür... benzerini e bir benzerini biz onlara yaptık. Evet, evet, evet. Slaven Bilicli Hırvatistan'a Semişen Türk. Orada da işte ama ne kadar vazgeçmediler biliyorsun tabii, tabii, değil mi? Ya orada tabii. da deli gibi vazgeçmediler. Orada da biz de işte bizde. de sonuçta Kurtuluş Savaşı var abi bizde de yani. <laughs> biz de vazgeçmedik, onlar da vazgeçmedik. Görmesek de sonuçta ataların verdiği Çanakkale'si Kurtuluş Savaşı var bizde de o vazgeçmeme hikayesi vardır yani genlerde. ya Serda var canım, Serda yani, mutlaka gen, Genlerde yani. var, Hırvatlarda da var. O yüzden de tebrik ediyorum çok hak edilmiş bir yarı final olduğunu düşünüyorum. Yani sen Brezilya'yı yeniyorsan zaten hak etmişsindir abi. Tabii şimdi aynı şekilde canı gönülden ben bir de... Bir de iki maç konuştuk. Penaltıları konuşmak lazım tabii. Penaltı hep, hikayesini hep tabii penaltı hikayeleri konuş. Abi oldu. çok büyük psikoloji orada da hakim yani ya. Hocaların da hatası var. Son penaltı işte Neymar attırmak falan. Abi en babayı önce atacak yani. Sen çünkü burada bir sıfır geriye düştüğün zaman ilk iki kay zaten kaçırdın mı iş bitiyor. Evet, yani. Ayakların titriyor yani. O Mesela Luis Gaal de bence orada büyük hata, hata yaptı. Vegors on fire, hmm. adam atmış tam adrenalin tepede başlasana Vegors'la. Attır yani ilk üçte olsun Vegors. Orada işte yani. Oraya. İlk penaltıcıyı en iyisi, en iyi yattır can abi. Bir de düşündüğün zaman da düşünsene milyarlarca insan seni izliyor. Hmm. Her şey senin ayağında. Kader sende. Sen belirleyeceksin. İşte Roberto Baggio hala konuşuyoruz. Evet, evet, 90'dan evet. beri onu konuşuyoruz yani. Bunlar da konuşulacaktır. Diğer tarafa geçelim. Geçelim. Ama gönlüm burada da kayıt altına alınsın. Canı gönülden Hırvatistan'la Hırvatistan Arjantin maçı tabii ne olur ne biter. Kim çıkar? Fırat'ın anlattığı bu istatistiklerle 90 dakika, 120 dakika penaltılar. Belki 20 tane penaltı mı atılır. Beşiktaş-Lyon maçındaki evet. gibi bilemem ama inşallah Hırvatistan adını finale yazdırır diyorum. Özellikle Arjantin'in son Hollanda maçında yaptığı nahoş hadiselerden <laughs> sonra Messi büyük futbolcudur. Ronaldo da büyük futbolcudur. Mbambe, Fırat'ın turnuvanın başında attığı tweet gibi bu masayı belki de o reklam masasını Fransız dağıtacak çok kişi Mbambe'dir. Mbappé'dir. Fransa'ya mı geçtik? Ee, geçelim ben yani o tarafa geçelim. Hmm. E, Fransa İngiltere ile tabii ki <laughs> başlayalım o tarafa. Ta gerçekten e, her ne kadar Fransa evet bir tık favori olsa da Hı -hı. futbolun beşiği. E, futbolda her zaman her türlü sürprizlere imza atmış, imkansızları gerçekleştirmiş bir İngiltere. Acaba yine bir şeyler yapar mı dedik. Yine evine döndü abi. E, evine döndü. Bir de tabii Kane de orada yine penaltı hikayesi var. Hı -hı. Yani orada artık 2-2'ye gelecek iş. İkinci penaltıyı alıyorsun. Neredeyse şey attı. İngiltere'nin şey... Katar'ın şeyi... merkezine attı yani. İngiltere'nin de... ya, fikstür şansı yoktu İngiltere'nin bence. Ya yani şurada Fransa ile karşılaşmak kötü abi. Başka ya başka takım olsaydı büyük bir ihtimalle. Çünkü İngiltere'nin bence son yıllardaki en iyi kadrosu. Teknik anlamda, atletizm anlamında. Yani ilk defa İngilizlerle bu kadar fazla kadro çeşitliliği var. Zaten Fransa'yı çok sıkıştırdılar. Yani favorilerden bir tanesini bayağı bir gömdü. Özellikle 1-0'dan sonra oynadığı futbol. Fransa'nın cevap verememesi. Bunun da hocanın da etkisi var, döşanın da etkisi var. Ama İngilizler iyi oynadı. Çok güçlü oynadılar. Fransa gibi bir takıma karşı 1-0'dan sonra 2-0, 3-0 olabilirdi o maç. Hiç müsaade etmediler. Nefes aldırmadılar. Kadrosunun çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bellingham gibi çok özel bir oyuncuları var. Fodun. Mount yedek. işte Grilich yedek. Ee, ama ne olursa olsun çok güçlü bir kadrosu var ve Fransa'ya eleniyorsan çok garip bir durum değil ya. Çünkü Fransa ilk günden beri kupayı ben alacağım diyor. Ve takımın yarısı yok. Evet takımın yarısı yok. Mbappe düşün bu işin her şeyin başı Pogba evet. yok. Ve Benzema yok. Benzema yok. Evet ve işte mesela orada Olivier Giroud gibi çok acayip bir adam var mesela yani. Normalde 2'ye 3'e yazıyorsun ama. Evet 2'ye 3'e yazıyorsun ama şöyle bir durum var. Olivier Giroud dediğin adam ceza sahasının herhangi bir yerine top atman yeterli hava topu. Yani o topu gidip adam kafa vuruyor. Böyle bir özelliği var. Yani ya uçuyor ya kaçıyor ya depar atıyor. Akrep vuruşu yapıyor. Yapıyor abi. O adamın enteresan bir kere bekler ve kanat oyuncuları için büyük avantaj. Çünkü içeri orta kestiğin zaman adam oraya gidiyor bir şekilde. Ya hissi mi var, becerisi mi var? O bir. İki, Mbappe gibi ne olursa olsun çok acayip bir silah var. Yoğun mark ediyorsun yine kurtulmayı başarıyor. O Rabio çok acayip oynuyor. Yani orta sahada Hani Kane, Pogba onlar yokken ne olacak? Dedi Kante ya. Kane diyorum bu arada. Kante, Ama Kante. Kane diyorum. Kante. Kante gibi bir oyuncu yok. Abi Rabio en az onun kadar iyi oynuyor. Giriyor, çıkıyor, gol atıyor falan. Çok güçlü bir takım. Brezilya ile beraber teknik ve atletizm seviyesi en tepede olan takım. İngiltere karşı gücü yetmedi resmen. Yani gücü. Bengizler'in çok iyi oynadığını düşünüyorum bu arada oyun anlamsız. Uzamayı da... hak eden bir maçtı. Belki Yüzde penaltılarla yüz. bitmeliydi. Hani işin doğrusu o olurdu. Ama Kıra mesela o, adam. adam mesela top oynayamıyor uzun süredir Griezmann. Abi çıkıyor, bir şey yapıyor ortaya. En yapıyor. zayıf halkası düşün. Evet. Yani en zayıf halkası Fransa milli takımları. O asist yapıyor bir mesela Pat evet, diye çıkıyor, Griezmann asist yapıyor. Yani. O yüzden de çok güçlü. Kupanın favorisi bence. Ee, almaya çok bana göre çok yakın gözüküyorlar. En başından beri söylüyorum. 3 favoriden bir tanesi. Ama oyunu da duruşları da, kendi güvenleri de çok fazla. Döş orada işte bir fırına geçince mutlaka kapanıyor. O belki bir sorgulanabilir. Yani 2-3'ü aramıyor asla. Ama o da onun hocalık tarzı. Yani öyle bir hoca. Ama İngilizlere yazık oldu tabii. Yazık oldu derken de Fransa hak etmedi demiyorum. Ama oyun anlamında İngiltere bence finali, yarı finali hak eden bir oyunu vardı yani İngiltere'nin. Dediğin gibi fikstür olarak karşılaşmasa bir tane üstü daha hak ediyordu İngiltere. Tabii tabii yani En azından yarı final oynayabilirdi. Kim var işte. Çerik finaldeki takımların birçoğunu yenerdi bence. <laughs> Ama işte o geliş noktaları, takımların çıkış noktaları buna izin vermedi Yazık çaprazı. Oldu onlara. Ama e, senin ezel hikayesine Portekiz, Fas dramını tabii Fas için inanılmaz evet. bir olay. Bizim belki de 2002'de yaptığımızı şu anda Türk milli takımı olarak Fas milli takımı yapıyor, yapacak. Bir kere objektif konuşmak istiyorum. Fiziksel gücü o arabayı 2'den 3'e atarken motordan çıkan sesin zorlaması Hı -hı. hepsini kabul ediyorum yani Messi'nin Arjantin'de bu turnuva özelinde yaptıklarıyla takımı sadece kendi oynaması değil oynatmasıyla itmesiyle Ronaldo'nun Portekiz etkisi bu sene bir kere kabil kıyas değil. Bunu kabul ediyorum kenara koyuyorum. Virgül koysana be. Koydum. Ama şöyle bir durumda var bir tanesini e, en iyi yağı koyuyor. Arabayı yıkıyorlar devamlı. Çizilmesini yapan, pastacılığı yapan. Bir tanesini de bahçeye koymuşlar. Garaja belediye. Kapalı garaja, bahçeye. Kar, yağmur, Garajdan atmışlar. atmış'lar Garajdan yani atmışlar. Yapılan muamele asla aynı değil. Kesin, yani. geleceğim. Ha. Ama orada kişisel olarak da Cristiano Ronaldo'nun şöyle bir hata. Kişisel derken, koskoca Hı. ekip vardır herhalde. PR'inden tut, sosyal medyasına, danışmanına kadar. Böylesine son turnuva, kariyerinin son Dünya Kupası öncesi Manchester United hikayesiyle Hı. başlamayabilirdi bu işe. Çünkü biz bütün bu hikayenin başında bir sabah kalktık Ronaldo'nun United, sahipler, takım oyunu, işte Ferguson olmasa gitmezdim bu bilmem bir, ne falan. Bu bir strateji olabilir. İşte bilmiyorum. Yani bilerek yapmış olabilir ama tutmadı. Onda haklısın. Keşke bu işi sona bıraksaydı. Şöyle o kupayı bir, alıp konuşsaydı. Şöyle bir şey olabilir. Ya da final Manchester'a isyan etti. Manchester bunu gönderdi. Portekiz buna acayip sahip çıktı. Takım arkadaşları Messi'ye yaptıkları gibi ajantlarını yaptılar. Oradan bir tekrardan küllerinden çıktı final yaptı, şampiyon yaptı. Büyük bir hikaye olabilirdi aslında. Saymasalar da olmadı. Olmadı çünkü herkes yalnız bıraktı. Evet. Yani hocası yalnız bıraktı, Portekiz basını yalnız bıraktı, Hı -hı. ulusal dünya basını yalnız evet, bıraktı. Evet, çok acayip. Ee, herkes Messi'nin ve Arjantin'in yürümesini, Ronaldo üzerinden Portekiz'in de yok olmasını istedi. Burada oyuna kim geldi. 6-7 gün en az bana göre saçının yıkanmadığı izlenimini veren Portekiz'in o sürekli aynı takım elbisesiyle kaşını gözünü kenarda durmadan oynatan hocası, o izin verdi buna. Eğer oynatmıyorsan da bunu anlatman lazım. Dünyanın bütün takımlarında yıldız oyuncu hoca kavgası olur. Doğru mu? Ey Fernando Santos. Fernando Santos. Abi sen, adam mıdır peki? Haddini bil ya. Adam mıdır? Abi değil sen midir? Ronaldo gibi bir adam varken oynatmamız öyle bir. Sen şey değilsin abi. Guardiola, City falan değil ki. Açıklamasını yani. biliyorsun. Ne Eksik kadar... kalıyoruz, dönemiyoruz. defansta büyük zaaflar ya. yaşıyoruz. Ya öyle Allah bir şey değil ya, ya. bu. Bu öyle bir, böyle bir oyun değil. Yani bir kere bir nasıl dünya futbolunun Messi'ye işte borcu var falan deniyorsa abi insanların da sizlerin de Portekiz'in de Ronaldo'yu bizlere izletme borcu var abi. Biz o yüzden izliyoruz yani Portekiz'e. Ben açık konuşayım. Ya Portekiz maçlarının reytinginin yüksek olmasının sebebi Bruno Fernandes falan değil yani. Bruno Fernandes falan değil. Başka yani veya diğer oyuncular da değil. Ronaldo yüzünden izliyoruz. Oradaki bütün hikaye niye satranç tahtasında abi sen yoksun da Messi'nin karşısında. Mesela niye Santos'la Messi oturmuyor da Ronaldo ile Messi oturuyor veya niye başka Portekizli oyuncu oturmuyor da Leao niye oturmuyor da Messi'nin karşısında Ronaldo oturuyor. O bir süperstar ve bu adamı 15 yıldır aralıksız 16 yıldır üst düzey futbol oynuyor ve bunu oynatmama gibi bir Lüksün yok. Öyle bir şey yok yani. Futbolun gerçekleri. Evet eski formunda olmayabilir bu arada. Onu da gördük. Attı işte depar atamadı falan filan ama ne olursa olsun bir silah. Şunu unutuyor herkes. Bu adam geçen sene Premier Lig'de bir ton gol attı. Bu adam şey değil ki yani hani e, bir senedir topu oynamıyor ya. Çok kötü bitik tik durumda falan. Öyle bir oyuncu değil ki bu. Bu bir süperstar ve bunun oynamıyor olması, bunun oynatılmıyor olması ne olursa olsun hatta sadece o da değil bu arada. Yani acayip klasik bir kadro belirlemiş hoca ve Mesela Leao dediğin adam İtalya'yı yıkıyor yani adam. Son 15 dakika 20 dakika falan oldu. Evet yani Leao dediğin adam yıkıyor orayı. İtalya ligini, Ki İtalya ligi de basit bir lig değil yani. Çok atletik, çok da e, bence önü çok açık, çok parlak adam bir geleceği var yani. Adam Milan'ı zirveye taşıdı yani. Hani Milan'ı orada biliyorsun Juventuslar, Inter'ler, Roma'lar onlar bunlar. Adam Milan'ı kaç yıldır doğru düzgün şampiyon olamayan hani Milan'ı, seri yapamayan Milan'ı zirveye taşımış bir adamdan bahsediyoruz. Ve adımı 10 dakika, 5 dakika falan yani genel olarak da zaten teknik direktörlük becerisi anlamında kadroya baktığın zaman 60 milyon, 70 milyon, 100 milyon, 80 milyon falan var. O oyun da oynamadı Portekiz. Bruno Fernandes'i sevdiğinin dörtte biri kadar Ronaldo'yu sevmedi ve istemedi. Bu evlatların, evet. Evlatları evlatların arasında, arasında ayrım yaptın. Ayrım yaptın. İyi bir baba değilsin. O yüzden bu adayı terk etmek zorundasın. Bir Onu de şey demiş. gönderdik ya. Port çarpıyla gitti o bir ya. Bir de şey diyor. Portekiz'e gidince bakacağız, konuşacağız. Ne konuşacakmış? Ne konuşacaksın abi ya? Eğer Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı bizi duyuyorsa Santos'u uçağa bile almaması lazım. Kız kardeşi ne demiş biliyor musun Ronaldo'nun? Elma Averio. Evet, onlar bir adamı çok sert. öldürdünüz. Oo. Bir takımı öldürdünüz. Bir ulusu öldürdünüz buna sebep olanlar istifa etsin demiş. Ama zaten Ronaldo'nun kardeşi, lazım. konuşmuş. Tabii kalmaması lazım. Onun ya, o göz yaşlarında olacaksınız. Ben çok gittim bu arada şeye. Porto'ya yani o Beşiktaş eşleş Beşiktaş'ın bir ara Portekizli takımlarıyla eşleşme hastalığı var. Düzenli vardı. olarak eşleşiyor. Her yıl. En son yine İzmir, vardı. Benfica, Porto e, hani böyle Almanya'ya çok gittim falan vardır ya İngiltere'ye çok gittim. Abi ben Portekiz'e 10 kez falan gittim. 10-15 kez gitmişimdir. E, yıllar içerisinde. O yüzden bayağı oraları bilirim. Ben yolda görsem tepki gösteririm abi. Ben abi. evet. Yani yazıklar olsun sana be falan derim. Saçlarını yani. kestir. Düzenli olarak lütfen bakımını yaptır. <laughs> evet. Daha doğru düzgün takım elbiseler giy. Ve Kristian'la dünya futboldan elini, çek. Dünya elini bir de çek. Kaç artık. yıldır orada bayağı uzun zamandır evet, Portekiz evet. milli takımın. Evet, evet. Ama tabii bütün bunları konuşurken Ronaldo'nun yaşadıklarını konuşurken bu arada herkesin yok olmasını istediği bir kişiye zaten seviyor olduğumuz için değil bakın farklı görüşlü olan Messi, ha, Messi ve Argentin evet. diyen de bu kadar haksızlık olmaz ee, bu kadar haksızlığa haksızlığa Kimse ya? dayanamıyor. Haksızlığın olduğu yerde her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olduk. Bundan sonra da olacağız ha, o da artık büyük takımlar o Katar'a mı gidecek bilmiyorum çok büyük para. Bir şey daha söyleyeyim bilemiş. onlar. Tam da bu noktada gitmemeli. Yani 200 milyon euro tabii ki çok böyle bizim burada telaffuz <laughs> edemeyeceğimiz para var. 2,5 senede Türkiye'deki en az iki süper takımın borcunu <laughs> kapatıyorsun aldığın <laughs> evet, evet. parayla. E, tabii ki bunlar bizim burada konuşacağımız ya da yap yapma diyeceğimiz şeyler değil. Ama ben o olsam Ancelotti bir baba şefkatiyle ait olduğu yere tamam mı? Evet e, mi? Estadio Santiago Barnebeu'ya dönerim. En kötü bir şampiyonlar ligi yarı finali finali çakarım orada. Dünyaya da mesajımı veririm. Ben, Parayı tercih etmem. Ben, ben de onun yerinde olsam Maradona'nın yaptığı gibi Messi yapamadı. Ben yapıyorum deyip daha küçük bir, ölçekli. Daha küçük ölçekli. Daha dünya markası bir takıma değil, daha küçük ölçekli bir takıma gelip onu Avrupa şampiyonu yapması lazım. Ben olsam onun yerinde. Kaldı mı onun için mama süre ya? Fizik olarak, güç gel, gel olarak. Bak, gel bak. Maradona Napoli başka bir şey çünkü. Gel İstanbul Boğazı'na kardeşim. Eyvah. Çağrı gel, var. Brat Güney Erden Cristiano Ronaldo'ya açık çağrı. Abi bir sürü balık abi İstanbul Boğazı'nda. Bir, bir dakika Boğaz'a gelsin. Boğaz'a gel. Orada dursun denizin ortasında karar mı versin? Boğaz'a gel. Boğaz'a gel. Bak bir bakalım etrafa. Boğaz'da dolaşırken. Nereden güzel balık çıkıyor. Boğaz kenarında var mı stat mı tat bir şey var mı oralarda böyle bir güzel bir yer var mı? Gel yap abi Avrupa şampiyonu bir tane. Ya işin şakası tabii Beşiktaş'a işte gelmesini isteriz de. işin şakası küçük ölçekli bir takıma gidip şampiyon yapmasını isterim. Küçük ölçekli derken şunu kastediyorum. Örnek. City değil, Bayern Münih değil, Paris Saint Germain değil. İşte ne bileyim büyük baba takım diyeyim. Mesela nasıl diyeyim sana. Abi git şeye Marsilya'yı Avrupa şampiyonu yap. Hmm. Atıyorum git. Beşiktaş'ı, UEFA şampiyonu yap. Git. Bir dakika i̇şte. dur. En güzelini söyledin. Git mesela. Tek alternatif. Bravo. Helal olsun Fırat Güney, Güney e. Fırat Güneri. Marsilya. Mesela Paris Saint-Germain var abi orada. Evet. Messi de karşında. Aynen. Hadi abi. buyur. Git, git orada ya, şampiyon. Ya Burak Yılmaz'ların, eee kulakları nasıl? Yusuf'ların, evet. Zeki Çelikler'in yaptığını. Evet. Git oraya. Bir kere git sen de Marsilya'da yap. Ya ya adamlar Lille şampiyon oldu ya. Bence yani böyle biz böyle çabuk unutuyoruz her şeyi. Ya Leicester Konuşmuyoruz yani. Bunu ya. bize yaratmıştı o tarz bir takıma git ama şampiyon olabilecek bir takıma atıyorum. Uzun yıllardır kim olmuyor? Tottenham olmuyor mesela. Arsenal yine büyük takım da Tottenham da uzun yıllardır olmuyor. Git oraya mesela Premier League şampiyon ol falan. Yani bir artık farklı bir şey yap. Git Katar'da falan ne işin var abi senin ya? 200 milyon euro yıllıktan 500 milyon euro. Para çok önemli. Para bilmiyorum. Ya, değil tabi de 500 milyon euroyu. Ya ben olsam asla gitmem mesela o paraya. Ben de alayım. gitmem <laughs> canım fikrimi söyledim de. ya ben de gitmem de. Bana o parayı teklif etseler Katar'a ben büyük ihtimal yürüyerek gidebilirim. Al Nasr'ın. Yürüyerek giderim Al -Nasrın CEO'su seni aradı. Al Nasr takımı değil mi? El Nasr. Aradı seni CEO'su. Fırat Bey dedi. Kendini ee, tanıttı Bütün mı? ileti tanıttı. Geliyorum bütün dedi. derim ben. Hiç konuşmadan. <laughs> ben zaten havalimanındayım derim. İletişimin başına geçiriyoruz dedi sizi. Abi sen <laughs> deli misin? Aradı kendini tanıttı. <laughs> ben tesadüfen İstanbul Havalimanı'ndaydım. Montajda hızlı geçişler olur ya bir anda sen tesadüfen. kıyafette. kıyafetle Şey çöldüysin. gibi, Reelsler var ya efekte geçiyorlar telefonu toptan. Çık diyor Hemen geçerim abi. abi. Büyük para ya. Ronaldo için diyorum ben. Ronaldo çok kazandığı için zaten. Şöyle bir video izler miyiz? Tariska Ronaldo ya da Gustavo Ronaldo. Fener ya da Beşiktaş videoları. Olur. Güzel olur. olur. değil mi? Güzel olur. Peki. Gitmesin. Fas. Yani bu kadar şeyi konuşup bu mucizeyi konuşmazsak aileleriyle dans ediyorlardı. Çok hoşuma gitti. Sürekli hepsi takım olarak şükrediyorlar maçtan sonra. Maç öncesi dualarını yapıyorlar. Böyle penaltılarda bile ruh hallerine bakıyorum. Evet. Hoca da tabii orada büyük bir hikaye yazıyor şu anda yani. Kabul etmek evet. lazım. O coğrafya ilk kez böyle bir heyecan yaşayacak. Tabii Yere tarih yazlar çok büyük bir iş. Savunma dizilimleri falan bariz çok çalışılmış. Garip bir şekilde yani sanki kulüp takımı gibi oynuyorlar. Çok uzun hep beraberlermiş gibi oynuyorlar. Planları çok bariz belli. Tam bir kanat hucum takımı. Ortadan asla gelmiyorlar. Kanattan çok hızlı bir şekilde çıkmayı beceren bir takım. Kanattan girip dışa doğru çıkartıp gol bunların hiçbirisi tesadüf değil. E, savunmaları çok güçlü. Yerleşik bir savunmaları var. E, atlet oyuncular hiçbirisi devrilmiyor. Bir tane güçsüz zayıf oyuncusu yok. Mesela Arjantin'de bir sürü oyuncu sayarım ben zayıf fiziken. Ama bunların bir tane bile zayıf oyuncusu yok. Acayip bir e, güç var. Motivasyonları da en tepede ve bir oyun planları var ve turnuvanın en iyi geçiş takımı. Yani onlarla oynayan takım şey yapamıyor. Hurra saldırayım diyemiyor çünkü atabiliyorlar yani. Bir de kontra atandı i̇şte dersini veriyorlar. Yani onu yani. diyorum ya çok acayip bir geçiş takımı, kontra atak takımı. Kim olursa olsun tesadüfi uzun toplar değil. Bir başlıyorlar orada pas 4-5 kişi kendi arasında ve o paslarla hızlı hücum ediyorlar. Ve o yüzden de hani rakip baskılamaya çalışsa bile... Tüm gücüyle gelemiyor. Dar bir presten kişi... nasıl çıktılar evet, evet. sağ kanatta? İnanılmaz. Onu çok, iyi, onu çok iyi becerebiliyorlar. Oradaki minik üçgenleri çok iyi kuruyorlar. Bu bir futbol aklı gerektiren bir durum. O yüzden de e, asla tesadüfi değil. Ve şunu da unutmamak lazım. Fas takımı bir Katar ve Suudi Arabistan değil zaten. İnsanlarda Fas Afrika takımı olduğu için e, hep oraya koyma düşüncesi var onları. E, baktığın zaman kadroya e, Mazuri, Bayan Münih'e. 30 milyon euro. Nayef West Ham United, golcü Bona, Sevilla 30 milyon euro. Şimdi onların hepsi 50-60 milyon euro olmuştur. Diyorlar nasıl eyledi İspanyolca adam bütün bir sezon La Liga'da İspanyol futbolcuları nasıl penaltı attığını, nasıl vurduğunu takip ediyor, yaşıyor ya. Yani. Hakimi diye bir Hakim. oyuncuları var. Paris Saint-Germain 70 milyon euro. Bunu bunu şey yani bunların hiçbirisi tü Türkiye'de böyle <laughs> oyuncular yok. Ya yani biz çağlar gittiği zaman, Merih gittiği zaman çıldırıyoruz mutluluktan ki daha da artsınlar inşallah ama. Bir de lokal lig diye mi düşünüyoruz Fırat? Mesela Fas Ligi nedir ki? Halbuki öyle değil olay. Evet, Hepsi lejyoner. Lejyoner. önemli takımlarında oynuyorlar. Şimdi saydığımız şimdi takım sayıyorum ben sana. Biz, bizden güçler abi. Bizden 10 kat falan güçler. Açık konuşalım yani. Biri adamların Paris Saint Germain'de oynuyor 70 milyon euro. Biri 30 milyon euro. Bayern Münih. Dünyanın en büyükleri bunlar. Paris Saint Germain, Bayern Münih. Karacısı Münir. Sevilla'da oynuyor. West Ham United'da oynuyor öbür tükü. Amrabat Fiorentina'da oynuyor. Yani hepsi bunların baba takımlarda oynayan oyuncular ve kadrosu asla ve asla küçümsenecek bir kadro değil. Birebir baktığın zaman hepsi kendine dünya futbolunun önemli takımlarında yer bulmuş oyuncular. Bunun yanı sıra e, ben sana söyleyeyim böyle şeyler var futbolda. Din, dini anlamda da çok hani motive bir takım. Çok şey bir takım. E, iman gücüyle falan oynuyorlar yani. Öyle bir moda girmişler. Hepsi Yine onu adı... konuşuyoruz ama senin dediğini. Motivasyon değil Mut mi? Bu turnuvada evet. Hayır hem de defans ve kaleci. Bono ve Sayis. Aynen. Beşiktaş'ta Sayis ve Sevilyalı Bono. E gol atan oyuncu seviyede oynuyor. 3 metre uçan. Michael Jordan gibi yükseldi abi adam. <laughs> ya o mesela normal bir yükseliş mu adamın o. <laughs> yükselmesi normal mi abi? bir korkunç bir motivasyonları var yani. Adam pepepepe pe, pe, herkes adam Herkes aşağıda ya yani. öyle bir yükselmiş ki herkes aşağıda o fotoğrafı da koyalım Sürpriz oraya. Sürpriz yapar mı yani Fransa'ya karşı? Al sana zor soru. Abi her seferinde artık buraya kadar diyoruz. Ee, ama tabii çok sağlam kapanacaklardır yine her zaman olduğu gibi. Ee, Fransa'yı diyorum abi bu sefer. En kötü yani. dünya üçüncüsü olmasını bekliyoruz. Dünya üçüncüsü olma ihtimali diğer kişi şimdi Arjantin, e, Hırvatistan. ya Hırvatistan Dün... Fas olduğunu düşünelim. Dünya üçüncüsü olma maçı. ihtimalleri yüksek. Bir bakmasın final izliyoruz Hırvatistan Fas'ı. Belli mi çok olur. acayip olur ama ne olursa olsun tabii ki Fransa benim favorim olduğu için en başından bu yana Fransa sanki bunları eler ama çok büyük tarih yazdılar yani. büyük iş yaptılar yani Helal olsun Ronaldo'ların Neymar'ların olmadığı yerde adamlar kafayı uzattı orada izlediler yani büyük iş Sayse ayrı bir tebrik takıma o uçan arkadaşa ayrı bir tebrik Kaleci Bono'ya ayrı bir şey hepsine helal olsun valla büyük iş Barış şurada seven Barış Şurdu seven Dünya Kupası şeyi yaptı bize, değerlendirmesi yaptı. O da... Barış'tan bir, gelecek şimdi futbol, değil mi? O da futbol canavarı, bütün geçmişiyle, geleceğine... Çok da güzel geleceğine. anlatıyor, çok da lezzetli anlatıyor. Aynen. Bir ona gidelim. Bir Barış'ı dinleyelim. Aslında Dünya Kupası tam da böyle vides arttırmıştı. Planlar yapmıştık kafamızda. Ronaldo'yu yarı finale göndermiştik. Bu taraftan da tabii bence... İki tane muhteşem dönemden de daha iyi bir İngiltere görüyordum. Ama <laughs> futbol bu tabii. E, Fas Portekiz çok büyük sürpriz ama Fas'a saygı duyuyorum. Fas'ı da ayrı tutuyorum. Şunlar ayrı tutuyorum. Futbolu o samana çeviren teknik direktörlerin, o saman tadı verdirten futbola teknik direktörlerin oyununa onu katmıyorum. Haklıdırlar. Ama bana göre Fransa-İngiltere maçı belki de turnuvanın en iyi maçıydı. Ee, müthiş bir İngiltere vardı. O Schürr'lü, daha geri John Barnes'lı, Lineker'li e, dönem, sonra da Beckham'lı e, dönemden de daha iyi bir İngiltere vardı. Daha kompakt, daha kaliteli bir İngiltere vardı. Geçseydiler bence kupayı alacaktılar. Ama olmadı. Biraz daha kemle Fransızlar kazandı. Bu Katar'daki Dünya Kupası belki e, en iyi dünya kupası değil ama en kötüsü de değil. Yani Katar diye e, insanların ön yargıyla bakmalarını doğru bulmuyorum. Fas <laughs> gönüllerin şampiyonu oldu şimdiden. E, bu taraftan da Fransa sadece e, Eme Jacke'nin onlara yüklediği bir tecrübe vardı. O tecrübeyle, o bölümden, o bölümün oluşturduğu bir tecrübeyle geldiler. Hiç de iyi oynamadılar ama bu maç acayip bir kalite koktu. Sevmediler bu maçı futbolu samanlığa çevirenler biliyorum. Sevmediler ama ekran başında oturan %99.9 e, herkes mutlu oldu. Onlar mutlu olmadı çünkü yarın onlardan bunları isteyecekler. Ve onlar gidecek futboldan biz kalacağız e, süslü büslü sözlerle bizi kandıranlar gidecek bu dünya kupası güzel bundan sonrası daha da güzel e, merakla ve ilgiyle izleyelim e, ben zevk aldım İngiltere kaybetti üzüldü. Evet her türlü görüşe açız her türlü görüş için teşekkür Finale ediyorum. Final'e kadar geldik. Sizi yalnız bırakmıyorlar buradan tarihi küçük bir çağrı yaparak finalde. Enbam ee, Bey'e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Odamda otururken o büyüme <laughs> evrende kendine <laughs> idol bildiğin o dünyanın bana göre en iyi futbolcusu ben ve benim gibi milyonlara göre en iyi futbolcusu artık yok. Sen o hayali canlandırdın. Onun izinden gideceksin. Senin dayına, abine, ana abine, canına, ciğerine yanlış yaptılar. Şimdi sen artık Fırat Güneyer'in anlattığı ezel karakterinde, o ezel hikayesindeki gerçekten ezel sensin. Çünkü Ömer'i öldürdüler. Ömer'in yüzü değişti. Ezel Enbabbe gerekeni yapacak. Yapacak, ben yapabilirim. Sana ama. çağır, buradan tarihi çağır Enbabbe. Bu iş sana düşüyor. Onda öyle bir potansiyel var. Kapatacaksın şöyle elleri, zaten sevinci de benziyor. Evet. İdolün senin, idolüne yapılanların karşılığını vereceksin. Alacak o intikamı, o... Cengiz, Portekiz hocası Cengiz'den alacak o intikamı. Hudilerimiz çok soran var futbol ostan. Ee, fan giydim bu sefer çünkü Fan de ayrı Ben de Johan Cruyff'i giydim. Fan bizim için özeldir. Futbol teşekkürler. Evet gerçekten çok güzel üstlerimiz. Bu iş başladığından beri valla farklı karakterlerle bizlerle birlikte Sağ Çok teşekkür ediyoruz futbol osta tüm ailesine ve tabii ki yeni figürler bekliyoruz. Bize soruyorlar Fırat'ın dediği gibi. En kısa sürede bekliyoruz. Ayakkabılarımız için de Gerardo'ya, Erkan abiye çok teşekkür ediyoruz. Buradan Erkan abiye de selamlarımızı gönderiyoruz. Bitti artık. Yarı finaller, final ve sonrasındaki tüm değerlendirmelerle yine Fırat'ta Migros TV'de olacağız. Görüşmek üzere. Evet. İyi bak kendinize.